arkadaşlar. Şunu takmayayım. Sesin geliyor mu? Sesin geliyor mu şu an? Teşekkür ederim. Biraz daha bekleyelim olmazsa. Hoş geldiniz. Ben rehberlik uzmanınız Hande Nur Taş'tan. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor? Biraz bir sohbet edelim, öyle başlayalım isterseniz. Hem biraz daha bekleyelim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çalışmalar nasıl gidiyor? Bir probleminiz var mı? Ya da problem olarak en büyük ne yaşıyorsunuz bu sınav sürecinde? Sıkılma dönemi başlamıştır tabii. Bu da çok normal aslında. Eksik konular var, stres fazla. Bunlar gerçekten çok normal. Çünkü uzun zamandır ders çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ve vücudunuz da bir süre sonra artık bir hani dinlenmeye ihtiyacı var. Ve hani sınava bu az dönem, yani az süre kala bu tarz şeyler olması da bir yerde normalleşiyor. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Sonradan katılacak arkadaşlarınız olursa katılabilirler. Uygun olur mu? Başlayalım mı? Bakalım bu uğrağı geçiştirebilir misin? Onu birlikte düşünelim sonra, olur mu? Evet, motive olmak isteyen herkes buraya gibi iddialı bir başlık attık. Peki nasıl kendimizi motive edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar biraz da kendimize soru sormamız lazım. Ne gibi sorular? Ben bu sınavı kazanmak istiyor muyum? İstiyor musunuz? Kazanmak istiyor musunuz? Bu emek verdiğiniz bu süreçteki bu sınavı kazanmak istiyor musunuz? Ben bu hızlı hızlı evetler görmek istiyorum aslında. Çok istiyorsunuz, evet istiyorsunuz. Çok güzel. Peki, ben bu sınavı kazanmak için neler yapıyorum? Neler yapıyorsunuz? Hızlıca böyle bir şeyler yazabilirseniz çok sevinirim. Ders çalışıyorsunuz. Ders. Değil mi? Sınavı kazanmak için zaten doğal olarak ders çalışılır. Konfor alanını terk et. Ders çalışmak konfor alanının içinde değil yani. Peki bu sınavı kazanınca benim hayatımda neler değişecek? Bu konu ne düşünüyorsunuz? Kazansanız hayatınızda neler olacak? Geleceği kurtaracaksın. Tamam. Çok şey değişecek. Hayallerine yaklaşıyor olacaksın. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım inşallah bu sene o sene. Peki son soru. Bu bence çok güzel bir soru. Hayal etmesi aşırı zevkli. Seneye bu zamanlar nerede ne yapmak istiyorum? Seneye bu zaman hangi şehirdesiniz? Şu an ne yapıyorsunuz sizce? Hangi üniversitedesiniz? Hangi bölümdesiniz? Hı? İstediği üniversitede şehrinde gezip dolaşmak. Mesela bu hangi şehir? Biraz daha böyle detaylı düşünseniz neler dersiniz? Ankara Hukuk. Başka? Çok iyi. Ankara Hukuk. İsteyen çok fazlaymış aramızda. Çok güzel. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gezip dolaşmak.
Kocaeli Üniversitesi'nde İnşaat Teknolojisi bölümünde okuyormuş arkadaşımız. Bahar şenliklerine gitmek için plan yapıyor. Güzel olur. Mersin Hekimlik. Çok güzel. Bunları arada kendimize sormamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani neden istediğimizi farkına varmak bizim motivasyonumuzu arttıracaktır. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey söylemek istiyorum size. Bu şeylerin hepsi insanın kendi kafasında bitiyor. Bu ne demek? Nasıl yani? Yani demek istediğim şey olumlu ve olumsuz duygular ve durumlar insanların kafasında yarattığı şekilde işlenir. Böylece insanlar o şekilde davranmaya başlar. Örneğin ben başarısız biriyim diyen birinin sınava çalışma motivasyonunu kazanmasını beklemek imkansız. Daha ileriye gitmek istiyorsanız hayal kurmaya ve olumlu düşünmeye lütfen devam edin. Çünkü siz böyle düşündüğünüzde beyniniz de bu şekilde düşünmeye devam edecek. Anlaştık mı? Peki sınav nerede kaybedilir? Sınav salonunda ya da sonuçlar açıklandığında kaybedilmez. Tam da bu zamanda kendinize inanmayı bıraktığınız anda kaybedilir. O yüzden ne olursa olsun kendinize inanın. Ne istediğinizi bildiğinizde, kendinize inandığınızda ve doğru adım attığınızda en güzel sonuçlara ulaşacaksınız. O yüzden lütfen dikkatli olun. Her seferinde bir adım atın. Bazı zamanlar işler gözümüzde o kadar büyür ki bir türlü işe başlayamayız. Sürekli bir erteleme davranışı vardır ya, çünkü yığın çok fazladır, buna nasıl baş edeceğini bilemezsin. O yüzden böyle durumlarda bebek adımı dedim. Ufak ufak adımlarla başlayın. Yani mesela kocaman bir test kitabı aldınız, bunu bitirmeniz gerekiyor gibi bir şey. Sadece bunu bitirmem lazım diye böyle şey yaparsanız hiçbir zaman başlayamazsınız. Ama derseniz ki işte bugün ilk sayfasını bitireceğim, sonraki 5 sayfasını bitireceğim diye diye böyle adım adım ilerlerseniz kitabın tümünü de bitireceksinizdir. Ama önce ilk adımı atmak için istekli olmanız gerekiyor. Yoksa son noktaya ulaşamazsınız. Hoşlanmadığınız bir işi sevdiğin ortamda ve zamanlarda yapın. Belki de hayatımız boyunca yaptığımız şeylerin çok azını zorunlu olmadan yapıyoruz. Bu durumda enerjinizin ve moralinizin yüksek olduğu bir ortamda ve bir zamanda yapmak, o sıkıcı işi aradan çıkarmak gün boyunca kafanızı meşgul etmesinden kat ve kat daha iyidir. Mesela siz bununla alakalı bir şey yapıyor musunuz? Hoşlanmadığınız bir işi illa yine sevmediğiniz bir ortamda mı yapıyorsunuz? Örnek veriyorum. AYT fizik çalışıyorsunuz ve hiç sevmiyorsunuz ya da daha farklı edebiyat çalışıyorsunuz diyelim. Sevmiyorsunuz ama hani sevmediğiniz bir ortam. Ders çalışma masanızda oturuyorsunuz ve saatlerce böyle kendinizi zorluyorsunuz. Böyle mi yapıyorsunuz yoksa hani bugün de hava güzel balkonda çalışayım gibi böyle alternatifler üretip kendinizi böyle daha rahat hissedebileceğiniz şeyler deniyor musunuz? Deniyor musunuz arkadaşlar? Çok merak ediyorum şu an. Kendini masa başında zorluyorsun. İlk o derse çalışıp aradan çıkarıyorum, sonra sevdiğim derse çalışıyorum. O da bir yöntem bence, o da mantıklı. Eğer böyle farklı alternatifleriniz varsa bunları da değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Mesela evin karşısında park vardır, orada çalışırsınız. Böyle daha farklı neler olabilir? Ya da kütüphaneye değişti. Ha, evet, kütüphaneye gidebilirsiniz, farklı kütüphaneye gidebilirsiniz. Hocam çalışmak istediğimde evin her yerinde gezerim. Mutfakta, balkonda test çözmeyi çok severim. Mesela ben de balkonda ders çalışmayı çok severim. O yüzden biraz da böyle farklı seçeneklere yönelerek odaklanmayı daha da arttırabiliriz. Masanın başına sevmediğim dersi açınca çıldırıyorum. Çok normal bence. O yüzden seçenekleri artırırsak sanki daha güzel olurmuş gibi. Mesela bunda da benzer bir şey var. Hoşlandığınız bir işin eğlenceli yönlerine odaklanın. Diyeceksiniz ki ders çalışmanın nesi eğlenceli hocam? Belki haklısınız. Ama yine de bunu eğlenceli hale getirebiliriz. Mesela kodlama teknikleri olur böyle farklı yöntemlerle ya da kendimize böyle zorluklar koyarız, challenge'lar falan tarzı.
Hani bu soruyu çözersem kendimize ödül ceza yöntemleri koyabiliriz. Belki ceza koymak sıkıntı olabilir de ödül koyabiliriz ama bunları kendi içimizde düşünebiliriz. Yani ne kadar sıkıcı olursa olsun her sıkıcı bir işin, sıkıcı işin mutlaka en az bir tane eğlenceli yönünü vardır. Bu yönünü bulun ve işinizi keyifli hale getirin. Bu yönleri ne kadar artırırsanız o kadar eğlenirsiniz. Kendinize şu soruyu sorun. Bu işin eğlenceli tarafı nedir? Eğer hemen göremiyorsanız ikinci bir soru daha sorun. Bu işi eğlenceli yapabilecek neyi farklı yapabilirim? Yani eğlenceli yapmak için neyi farklı yapabilirim? Bunu düşünün, sonra bulmaya çalışın. Belki de bulabilirim. Mesela benim çok hoşuma giden bir şey. Moraliniz ve enerjiniz zirvedeyken işe ara verin. Nasıl yani? İyi gidiyorsam niye ara veriyorum ki? Gibi düşünebiliriz. Ama olumlu duygularla doluyken, yani daha enerjimiz bitmemişken yaptığımız işe ara vermek, geri dönmek için bizi daha çok motive edecektir. Çünkü dönmek istediğimizde hatırladığımız şey ara vermeden önce hissettiğimiz o güzel duygular olduğu için dönmek için sabırsızlanacağız. Bu da aklınızda bulunsun. Eksik kalan noktaları belirleyin. Şimdi arkadaşlar, bu en önemli şey. Neden? Plan yapmak açısından çok önemli. Eyleme geçmek için çok önemli. Önce bir bunu böyle bir hazırlamamız gerekiyor gibi düşün. Mesela eksik dersler ne? Eksik konular ne? Zaman yeterli mi? Konular yetişir mi? Bundan sonra nasıl hızlı ilerleyebilirim? Daha hızlı ilerlemek için neler yapabilirim? Siz bu sorulara kendi içinize cevap verebiliyor musunuz? Hemen bir hızlı hızlı yazabilir misiniz? Siz bu sorulara cevap verebiliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorum çok fazla soru var ve hani kafamız karışıyor artık. Çok eksik konu var. Mesela sayımı ona göre program oluşturuyormuş. Çok eksik ve 49 gün var. Aslında bizim de tam olarak bununla alakalı bir kampımız var mesela arkadaşlar. Bu eksik kalan noktalarımız var ya, bu kamplarda gerçekten tamamen bu eksik kalan noktaları tamamlayıp sınavda çıkması olası ve çok ihtimali yüksek konuların işlendiği çok iyi hocalarımızla birlikte olan online derslerimiz başlayacak. Arkadaşımız hatta bunun için size link atabilir. Böylece eğitim uzmanımızla da ücretsiz bir ön görüşme yapabilir. Bilgi alıp sonrasında da belki birlikte devam ederiz yola. Hem de ben de size program konusunda destek olurum. Bu son 40 günde ya da 50 günde neler yapılabilir, nasıl ders çalışabilir birlikte o zaman daha net konuşuruz. Aklınızda bulunsun. Kamp bence bu dönemde özellikle de bu kadar eksik varken, motivasyonunuz bu kadar düşmüşken, böyle eliyle sunulup hazır konular halinde bize sunulan bir nimet gibi bir şey düşününce. Evet İlayda, sen de kayıt yaptırdın sanırım. Ya bir konuşun, bir fikir alın derim ben. Öyle olursa sizin için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani eksik konum var, yetişmeyecek, zaman yetecek mi bilmem ne diye böyle kendinizin kaygı seviyesini yükseltirken bir bakmışsınız rahatlayıcı dışarıdan bir etken var. Siz uğraşmadan, tabii ki de uğraşacaksınız bu arada, demek istediğim o değil. Kamp dışında tabii ki de ders çalışmaya devam edeceksiniz. Bunları birlikte birleştirirseniz bence başarıya giderken daha hızlı gidebilirsiniz ve netlerinizi birden hızlı bir şekilde artırabilirsiniz. Devam edelim o zaman. Çalışmalarına bağlı Tamer. Şu an hani durumunu bilmeden yorum yapmam pek sağlıklı olmayabilir çünkü. Evet arkadaşlar, bu soruları kendimize sorduktan sonra eyleme geçme zamanı. Hedefinizle ilgili ertelediğiniz o ilk adımı atın. Mesela kursa yazılın, telefon edin ve o görüşmeyi yapın. Eyleme geçmek ve işinizin peşinden gittiğinizi görmek size büyük moral verecektir. Böylece istediğiniz arttığını ve enerji ve moral kazandığınızı göreceksiniz. Hem de planlı ilerleyeceksiniz.
10-15 netten başladın, 50 nete çıkabilir miyim? Sözel için. Ya gerçekten çalışıp tüm konu eksikliklerini kapatmaya çalışırsan neden olmasın? Ama gerçekten emek ve çaba vermeden hani şu olur bu olur demek biraz bence gerçekçi olmaz. Uğra sormuş, hocam TYT 20 netten 35-40 nete kadar çıkarabilir miyim? Yine diyorum, çalışırsan çıkarsın. Önümüzdeki zaman mesela 50 gün deyince kısa gelebilir ama bir yandan da çok fazla. Hani mesela günde 4 saat matematik çalıştığını düşün. 4 kere 50. Yanlış hesaplıyormuşum, çok komik olur şu an. Yani düşünün yani saat sayısını. O kadar saat çalışırsanız artmaması bence artar. Hadi 20'den 35'e çıkmasın da 20'den 30'a çıksın. Kar kardır yani. Çalışmaya devam. Bir kere de sadece bir iş yapın. Sırtınıza taşıyabileceğiniz fazla yük yüklemek fiziksel ve ruhsal sıkıntılara yol açabilir. Özellikle yetersizlik duygusu ve moral bozukluğu yaşamak hedefinize ulaşmanız da sizi sekteye uğratabilir. Kritik eşiği aşmayın ve baş edebileceğiniz kadar iş yüklenin. Çok güzel Buğra, çok şanslısınız. Ara sıra vites küçültün arkadaşlar. Bu hani biraz nefes almak açısından da önemli olabilir. Her gün 8 saat çalışıyorsunuzdur. Bazen 4 saate düşmeniz gerekebilir. O yüzden hani böyle rahatlamak için ve kendi motivasyonunuzu arttırmak için bu da aklınızda bulunsun. Hani her gün böyle deli gibi ders çalışmak sizi de düşürebilir. Bunu kendi planınız dahilinde bunu da bir aklınızda bulunsun. Çalışma ortamınıza çok dikkat edin. Herzberg'in kuramında belirttiği gibi çalışma koşulları kişinin motive olmasına artı bir neden oluşturmazken çalışma koşullarının kötü olması işten bir doyum sağlanmamasına neden olmaktadır. Oda sıcaklığının ne çok soğuk ne de çok sıcak olması, ses ve gürültünün kaldırılabilir düzeyde olması, dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu bozabilecek hareketli şeylerin ortalıktan kaldırılması etkinliğimizin devamı açısından çok önemlidir. Planlarınızı çevrenizdekilere anlatın. Hedeflerinizi, hayallerinizi ve yapmak istediklerinizi başkalarıyla paylaşmak sizin için dış kontrol süreci yaratabilir. Kendimize sakladığımız hayalleri ancak biz biliriz. Özellikle kendi kendimize motive olmak durumunda kalan kişiler için bunun sürekli sağlanabilmesi çok zordur. Bu nedenle yakın çevremizdeki kişilerin hatırlatmaları isteğimiz azaldığında bizim için teşvik edici rol oynayabilir. Kendinize nedenler bulun. Bu da çok önemli. Benim yine çok sevdiğim bir şeydir bu. Jim Rohn'un deyişiyle yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Yani kendinize bir işe başlamak ve onu bitirmek için tüm nedenleri sıralayın. Olabildiğince çok nedeniniz olsun. Böylece bunu yapmanın kendiniz açısından çok mantıklı olduğunu göstermiş olacak ve kendinizi motive etmiş olacaksınız arkadaşlar. En iyisi olmasınız. Size şimdi ilginç bir hikaye okuyacağım. Aslan kampı neyse. Orman kampı yapan iki adamın karşısına birden aç olduğu her halinden belli olan bir aslan çıkar. Biri hızlıca koşmaya hazırlanırken diğeri sırt çantasından koşu ayakkabılarını almak için harekete geçer. Ve ayağından botları çıkarmaya başlar. Bunu gören arkadaş şaşkınlık içinde arkadaşına ne yaptığını sanıyorsun? Aslandan daha mı hızlı koşacaksın diye laf atar. Adam çoktan ayakkabılarını değiştirerek aslandan değil ama senden hızlı koşsam yeter diyerek arkadaşının yanından hızlıca geçer gider. Bazen gerekli olan sadece diğerlerinden daha iyi olmaktır. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Biraz acımasız bir hikaye ama sıralama sınavı belki de böyle mi? Benim ruh halime biraz fazla geldi mesela bunu okuyunca. Sizde nasıl bir etki yarattı bilmiyorum. Devam edelim o zaman. Kendinize vakit ayırma. Arkadaşlar bu süreçte kendinize lütfen vakit ayırın. Ya böyle
Hani uzun saatler boyunca sürekli ders çalışmak, sürekli masa başında oturmak hem kaslarınızı hem de beyninizi artık böyle mahvolacak seviyeye getirecektir. O yüzden kendinize kaliteli vakit ayırmayı da ihmal etmeyin. Hani yoga yapabilirsiniz, yürüyüşe çıkabilirsiniz, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Kısa da olsa kendinize lütfen vakit ayırın arkadaşlar. Yaratıcı imgeleme yapın. Bazen enerjimiz o kadar tükenir ki işi tamamlamadan bir durgunluk içine gireriz. İşte tam bu noktada işinizi bitirirken büyük rahatlıkla işinizdeki son hamleyi yaparken hayal etmeniz hem konsantrasyonunuzu artıracak hem de son vuruş için size enerji verecektir. Bu noktada kendi dışarıdan bir gözle değil, o sonucu kendiniz yaşıyormuş gibi hissetmeniz gereklidir. O rahatlama duygusunu yaşayın. Son kez masanıza dokunduğunuzu hissedin, kapıdan çıktığınızı görün. Birlikte imgeleme yapalım mı arkadaşlar? Bitirmeden önce. İster misiniz? İmgeleme yapsak katılacak olan var mı şu an? Olur. Tamam o zaman. Şimdi sizden arkanızı yaslanmanızı istiyorum. Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın. Şimdi kendi odanızda oturduğunuzu düşünün. Bir anda bir haber geliyor. Tercih sonuçları açıklanmış. Birden alelacele telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Hava böyle sıcak, sıcak bir yaz günü. Tercih sonuçlarını böyle ÖSYM aday işletim sistemine girmeye çalışıyorsunuz. Girdikten sonra bir bakıyorsunuz, istediğiniz bölüm, istediğiniz üniversite ana ekranda yazıyor. Bir an nasıl heyecanlanıyorsunuz, kalbiniz güm 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 atıyor. Sonra hemen evdekilere sesleniyorsunuz, kazandığınızı söylüyorsunuz. Sonra evde bir heyecan, bir mutluluk. Ardından odanıza geri dönüyorsunuz. Artık üniversiteyi kazandınız, istediğiniz bölümdesiniz. Sonra o ders çalıştığınız masaya bakıyorsunuz. Kitaplarınıza dokunuyorsunuz. Odanıza şöyle bir son kez bakıyorsunuz. Kitaplarınızın arasında böyle elinizi dolaştırıp ne kadar çok çalıştığınızı, ne kadar çok emek verdiğinizi düşünüyorsunuz. Sonra birden yüzünüzde bir gülümseme. Ardından odadan dışarı çıkıp kapıyı kapatıyorsunuz. Ve artık bu yorucu zaman, bu yorucu süreç bitmiş ve artık istediğiniz döneme adım attığınızı garantilemiş oldunuz. Şimdi yavaştan gözünüzü açalım. Yaptınız mı benimle birlikte? Ne hissettiniz? İyi misiniz? Sevindim beğenmenize. Ya. Başla çalışmaya artık Buğra. Arkadaşlar bugün yani o hayal ettiğimiz gün hiç uzak değil. Çok yakın. Çok yakın, çok yakın. Siz sadece o güne yaklaşırken emek vermeye, çabalamaya devam edin. Çünkü rahatlayacaksınız. Bu böyle kaygılı olduğunuz, çalışmaktan bıktığınız günler geçecek. İçinizi rahat tutun, ferah tutun. Sonradan böyle oh be diye bir nefes alacaksınız. Buğra, istersen kampımıza kayıt olabilirsin. Kayıt olduktan sonra da seninle detaylı bir görüşme alabiliriz dilersen. Evet arkadaşlar, bir de son olarak tekrar söylemek istiyorum. Eğer eksik konularınız varsa ya da tekrar yapmak istiyorsanız, soru çözümlerini görmek istiyorsanız, kendinize bu son virajda bir şeyler katmak istiyorsanız, eğitim uzmanlarımızla mutlaka ücretsiz bir ön görüşme yapın. Size uygun bir şey var mı? Mutlaka vardır. Bir konuşun, ona göre düşünün. Belki de
Bu süreçte son 50 günde tercih döneminde vesaire hep birlikte devam ederiz. Arkadaşlarımız tekrar link atabilirse çok sevinirim. Evet arkadaşlar, buradan linke tıklayarak başvurabilirsiniz. Sonra eğer kaydolursanız ya da daha farklı bir durum olursa yine benle iletişime geçersiniz. Orada detaylı konuşuruz sizinle. O zaman arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Motivasyonunuzu hep en yukarıda tutun. Çünkü güzel şeyler olacak. Güzel şeyleri de olumlu düşünerek çağırın. Çünkü siz seneye artık üniversitelisiniz. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim katılımınız için. O zaman kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.